Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün kendi kullandığım geometri tekniklerini sizlere göstereceğim. Yorumlarda geometri teknikleriyle alakalı benden çok fazla video istiyordunuz. Ben de sizleri kırmak istemedim ve bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Video içerisinde TYT sınavlarında bana hız kazandıran teknikleri göstereceğim. Tekniklere geçmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Videoda anlatacaklarımı sizlere bir arkadaş gibi anlatacağım. Çünkü YKS serüveninin ben de başındayım ve bir soruyu sizlere öğretmen gibi anlatamayabilirim. Zaten ben videoda kendi kullandığım yöntemleri göstereceğim. Sizler de o yöntemleri kullanarak kendinize özel kısa yollar oluşturabilirsiniz. TYT geometri aslında çok kişinin sevmediği bir ders. Ve ne yalan söyleyeyim, 5 ay öncesine kadar ben de çok fazla sevmiyordum. Fakat TYT matematikteki 40 sorunun 12 tanesi geometri ve siz TYT'de geometriyi çok iyi bir şekilde bilmiyorsanız aslında matematiğiniz 30 soru üzerinden gibi oluyor. Bu sebeple geometrinin önemi çok fazla. 5 ay öncesinde ben geometriyi çok iyi bir şekilde yapamıyordum. Bundan dolayı TYT matematik 30 soru üzerinden gibiydi benim için. Ve problem soruları zor olduğunda TYT matematik netlerim düşüyordu. Fakat geometrinin öneminin farkına vardım ve her gün düzenli bir şekilde çalışarak TYT geometrimi geliştirdim. Aslında zaten geometri olarak temelim vardı. Fakat hangi soruda ne yapmam gerektiğini tam olarak bilmiyordum. Ve bir sürü soru çözerek bunu öğrendim. Ve kendimi geometride geliştirebildim. Geometriyle ilgili gerçekten de çok fazla çalışmanız gerekiyor. Daha doğrusu çok fazla soru çözmeniz gerekli. Çünkü geometriyi soru çözerek öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz bir kuralı bir soru üzerine uygulayarak daha iyi bir şekilde pekiştirebiliyorsunuz. Örneğin ben okulda gün boyu geometri çözüyorum. Çünkü bir süre sonra TYT geometri sorularını anladım. Ve bir soruya baktığımda hangi işlemleri yapmam gerektiğini anlayabiliyorum. Zaten soruları çözmeye başladıkça geometri daha keyifli bir ders oluyor. Aynı zamanda TYT matematikte bazen problem soruları da zor oluyor. Ve siz geometriyi iyi yapıyorsanız problemdeki açınızı geometriyle kapatabiliyorsunuz. Kısacası TYT geometrinin oldukça büyük bir önemi var. Bu sebeple videoda anlatacağım teknikleri dikkatli bir şekilde dinleyin. Aynı zamanda ben teknikleri anlatmak için oldukça kısa sorular seçtim. Kısa sorular üzerinden teknikleri öğrenirseniz bunları sonrasında uzun sorularda uygulamanız daha kolay olacaktır. Videoya geçmeden önce sizlere çok kısa bir duyurum olacak. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur. Ben öğrencilik hayatımın yanı sıra çeşitli mobil uygulamalar ve oyunlar yapıyorum. Hatta yaptığım Pomodoro sayıcı uygulamasını şu ana kadar 250 binden fazla kişi indirdi. Pomodoro sayıcı sayesinde daha verimli bir şekilde ders çalışabiliyorsunuz. Ders çalışırken sizler de Pomodoro sayıcını ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Uygulamanın linkleri açıklama bölümünde mevcut. O linkler üzerinden uygulamayı indirebilir ve bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamayı indirdikten sonra görüşlerinizi de benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi videoya geri dönelim. İlk sorumuza bakacak olursak demiş ki yukarıdaki verilere göre AB kaç santimdir? Biz arkadaşlar şurayı soruyor. Bu tarz bir soru karşımıza çıktığında aslında çoğu kişinin yaptığı hata şu. Buradaki böyle kenarları uzatmak ya da hani şu ikisini birleştirmek ya da buradaki DC'yi uzatmak böyle. Fakat bunları yaparsanız soruyu çözemezsiniz. Çünkü bunları yaptığınızda soru çok başka bir yere gidiyor. Böyle bir soruda arkadaşlar yapmanız gereken kenarları taşımak. Peki nasıl taşıyacağız? Arkadaşlar fark ettiyseniz burada iki tane diklik var ve iki kenar eşit olduğu için demek ki buradaki AE kenarı ile DC kenarı paralelmiş. O zaman biz DC'yi şuraya taşıyabiliriz 2 olarak. Buradaki DE'yi de buraya taşırsak 5 olur. Taşımalarımızı yaptık. Hani sonucunda şöyle bir şey oldu. Burası 12, burası da 5 oldu ve dik üçgen ve fark ettiyseniz 5, 12, 13 üçgeni. Direkt şu şekilde çizerseniz 5, 12, 13 üçgeni oldu. Şimdi şuraları siliyorum arkadaşlar. Demek ki A ile C'yi birleştirirseniz burası 13 oluyormuş. Biz BC kenarını buluyoruz. O zaman buradan Pisagor'dan hemen AB'yi de buluruz. 13 demiş, karesi 169'dur. Eşittir diyorum. Bunun karesi 69 artı şuraya A dersem A kare, yani 100 eşittir A kare. A buradan 10 olarak gelir. Bu sebeple cevap A şıkkıdır. Dediğim gibi bu tarz sorularda kenarları taşımanız gerekiyor. Kenarları taşımazsanız soruları çözemezsiniz. Zaten biz burada BC'yi biliyoruz ve BC'yi kullanarak soruyu çözmemiz isteniyor. A'dan C'yi birleştirerek güzel bir şekilde çözebiliriz. Denemelerde çok fazla çıkıyor. Bence dikkat edin. Bir diğer sorumuza baktığımızda bunu bir denemeden almıştım arkadaşlar. Denemede tabii ki de daha uzundu. Ben biraz soruyu kısalttım. Şimdi soruya bakalım. Yukarıdaki verilere göre A açısı kaç derecedir demiş bize, şurayı soruyor. Şimdi o zaman verilenleri hemen yerine yazalım. Burası 30'muş, burası 75'miş. O zaman burası 75 olur. Fark ettiyseniz açıları aynıysa buralar ikizkenar üçgen olur. Hemen
ACD üçgenine bakalım. 50'ymiş, 65'miş. Şimdi şöyle 180'den 50'yi çıkardığımızda 130 olur. 130'u yarıya bölersek 65-65 olur. Demek ki burası da 65'miş. Ve açılar yine aynı olduğu için yine ikizkenar üçgen olur. Bunları yazıyorsunuz. Fakat buradan sonrasında şunu görmeniz gerekiyor. Arkadaşlar buradaki AB kenarı ile AD kenarı da birbirine eşit. O zaman hemen şimdi şuraları siliyorum. Şurası 80'di fark ettiyseniz. O zaman buralara da 50-50 kalır. Aynı zamanda biz şu karaladığım yeri 65 olarak bulmuştuk. Şurası 50 ise 65-50 o zaman 15 olur. Bu sebeple cevap A şıkkıdır. Biraz basit bir soru. Bunun ben de farkındayım. Fakat denemelerde çıkıyor ve bu tarz sorular zaten genellikle bizim vakit kazanacağımız sorular. Hani baktığınızda direkt 30-40 saniyede çözüp geçeceğimiz sorular. Bu sebeple soru kolay deyip küçümsememek lazım. Hani bize 1-2 dakikada kazandırsa bu gayet iyi. ABC ikizkenar üçgeni demiş. B açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar hemen verilenleri yine yerine yazmamız gerekiyor. Zaten TYT geometrik en önemli şey bu. İşlem yapmaktan asla kaçmayacaksınız. Ve sonuna kadar işlemleri götüreceksiniz. Sorularda az işlem yapayım diye düşünüyorsanız geometri sorularını biraz zor çözebilirsiniz. Ben zaten ilk zamanlarda bu şekilde düşünüyordum ve soruları çözemiyordum. Burası 90 derece ise devam da 90 derecedir. O zaman burası 40 derece olur. Sonrasında arkadaşlar dik üçgenlerde ne oluyordu? Hipotenüs yarıya bölüyorsa biz buna muhteşem üçlü diyorduk. O zaman arkadaşlar şu çizgide şunlara eşit oluyor. Şimdi bunları sileceğim. Muhteşem üçlüyü görürseniz soruyu rahat bir şekilde çözersiniz. Hani sorularda bizi her zaman muhteşem üçlü diye göstermek zorunda değil. Bunu biz kendimiz anlayacağız. Şimdi burası ikizkenar üçgense burası 40 olur o zaman. Tamam, şurası 100. Buraları bulmamıza gerek var mı bilmiyorum fakat yine de yazdım. Şimdi şuraya da 90 eksi B kaldı. Şimdi arkadaşlar bize demiştik ki ABC ikizkenar üçgeninde. O zaman buradaki açı buradaki açıya eşit olacak. Hemen hesaplayalım. 50 artı B eşittir 90 eksi B olacak. Buradan 40 eşittir 2B, B eşittir 20 olur. Bu sebeple cevap C şıkkıdır. Biraz karışık bir soru. Muhteşem üçlüyü görmeniz gerekiyor. Aynı zamanda soruda hani ABC ikizkenar üçgeni dediği için işarete koymamış. Sorunun her yerini de okumanız gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsanız soruyu çözemezsiniz. Oldukça güzel bir soru ve denemelerde de buna benzer sorular çıkıyor. Bir diğer soruya baktığımızda yukarıda verilenlere göre ACX kaç santimdir demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir teknik vermek istiyorum. Eğer ikizkenar üçgen görüyorsanız kesinlikle dik indirin. Yani TYT geometrideki aslında ikizkenar üçgen için anahtar kelime bu. Her zaman dik indireceksiniz. Dik indirirseniz soruyu rahat bir şekilde çözüyorsunuz. Burada yine bir ikizkenar üçgen var. Hemen dikimizi indirelim. Ve arkadaşlar dik indirdikten sonra kenarları iki eşit parçaya bölüyor. Bunları bilmeniz gerekiyor. Yani bunları soruda vermez. AC yani X'i sormuş. Şimdi burada nasıl bulabiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası geometride kötü olsam ne işlem yapacağımı tam olarak bilemezdim. Çünkü hani buradan indirdiğiniz dikin uzunluğunu bilmiyorsunuz. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada denklem kurmanız gerekiyor. O da nasıl? Şuradaki dikiye A diyorum arkadaşlar. O zaman şuralarda dikti. AB kenarını nasıl buluruz? A kare artı 9. Bunu da karekök içerisine alırız. X'i nasıl buluruz? A kare artı 49. Bunu da yine karekök içerisinde. Sonrasında arkadaşlar buraya kadar da getirebilirsiniz. Fakat devamını da getirmeniz gerekiyor. Devamını nasıl yapacağımızı da hemen göstermek istiyorum. Şurası arkadaşlar dik üçgende. Burada tekrardan biz bir Pisagor'u uygulayabiliriz. O zaman arkadaşlar şuranın uzunluğu kaçtı toplam? 10. Hani bunu bize zaten soruda vermiş. 100 eşittir. Şunların kareköklerini götürüyorum çünkü karelerini alacağız. A kare artı 9 artı A kare artı 49. Yani düzenlediğimizde 2 A kare artı 58 eşittir 100. Şurası 58 sildiğimizde 42 eşittir 2 A kare 21 eşittir A kare olur. A eşittir. Şöyle yapıyorum. A eşittir kök 21 oldu. Tamam. Bundan sonrasında soruyu çözmesi çok kolay. Şimdi arkadaşlar bize demişti ki AC kenarı. Demiş zaten burada A kare demiş. A'yı da biliyorduk. Kök 21. Karesini alırsak 21 olur. Şöyle bir sildim burayı. A kare artı 49'du. O zaman bu zaten 21 artı 49. Yani 70. Fakat hani şıklarda yok ama bazen şıklarda verebilir. 70 görüp direkt işaretlemeyeceksiniz. Çünkü bunu bizim karekök içerisinde de almamız gerekiyor. O zaman cevap denizde olacaktır. Benim özellikle çok sevdiğim bir soru tarzı ve denemelerde de geliyor.
Hani buradan ikizkenardan direkt dik indireceksiniz ve denklem kuracaksınız. Sorunun başında dediğim gibi ikizkenar gördüğünüz anda hemen diki indirin ve kenarları eşit olarak böldüğünü yazın. Bunları yazarsanız soruyu rahat bir şekilde çözersiniz. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim ve bu soru şu ana kadar ben 5 defa denemelerde karşılaştım ve bu sebeple bu videoda da sizlere göstermek istiyorum. A noktasından yere değmek koşuluyla B noktasına giderken alınabilecek en kısa yol kaç kilometredir demiş. Şimdi böyle bir soruda yapılan en büyük hatayı göstereceğim. İlk denemede çıktığında ben de yapmıştım bunu. Hani bu şekilde böyle ayırıyordum alttaki yeri. Ve diyordum ki hani 10.5 mu olsa, 10.5 olsa. Sonra böyle 10.5'ün karesini alıyordum. Sonra 10'un karesini alıyordum. Topluyordum böyle karekök. Böyle garip garip işlemler yapıyordum ve sonuç çıkmıyordu. Peki arkadaşlar nasıl bir mantık yürütmemiz gerekiyor? Hemen onu anlatmak istiyorum. Şimdi düşündüğümüzde bizim yere değmemiz gerekiyor. Bu kesin. Yere değmemiz gerektiği için arkadaşlar, öncelikle şöyle gittiğimizi varsayıyorum. Şöyle bir koordinat eksenimiz var, yatay ve dikey şeklinde. Diyorum ki bizim dikeyde alacağımız yol toplamda ne kadar? Bakıyorum 18 bir yerden alacağız, 10 da bir yerden alacağız. Yani biz dikeyde 28 kilometre yol alacağız. Peki yatayda ne kadar yol alacağız? Bakıyorum böyle hesapladığımızda direkt 21. Yatayda alınan yolu daha kolay bulursunuz. Çünkü hani şöyle de gitseniz, şöyle de gitseniz her zaman 21 kilometreyi yatayda almak zorundasınız. Buradan sonrası aslında dik üçgen. Peki bu üçgen ne arkadaşlar? O da 3-4-5 üçgenin 7 ile genişletilmiş hali. 7 ile 5'i çarparsanız direkt 35 olur. Bu sebeple cevap C şıkkıdır. Çok güzel bir soru ve mantığı düzgün yürütürseniz rahat bir şekilde çözersiniz. Soruyu çözmeniz 30-40 saniye anca sürer. Bu sorunun farklı bir yöntemi de var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Hani şöyle 18'di. Burası 21'di. Arkadaşlar buradaki 10'u böyle yazmak yerine siliyorum şimdi. Bu 10'u aşağıya doğru taşıyor. Ve ilk sorudaki gibi sonrasında kenarları taşıyor. 21'i buraya koyuyor. 10'u da buraya koyuyor. Ve yine 28, 21, 35 üçgenini buluyor. Dediğim gibi buna benzer dik üçgen sorularında kenarları taşımayı asla unutmayın. Başka bir soruya bakıyoruz şimdi. Buna göre AB artı BC uzunluğu ne kadardır diyor. Burada bize verilen sadece x eşittir AC eksi 12 demiş. Tamam. O zaman şimdi bakıyoruz. AC'nin uzunluğu 25. Bu da 12 çıkar demişti. O zaman buradaki x'in uzunluğu 13 olur. Sonrasında arkadaşlar sizlere demiştim yani ikizkenar üçgen varsa direkt diki indirin diye. Yine dik indiriyoruz. İndirdim diki. Şurası dik üçgen oldu. Kenarları iki eşit parçaya böldü. O zaman 5 oldu, 5 oldu. Ve yine fark ettiyseniz 5 dedi hipotenüs 13 dedi. O zaman burası 12 oldu. Buradan sonrası soruyu çözmesi çok kolay. Önemli olan ikizkenardan dik indirmeniz. Buradan sonrası aslında eşitlik. Bir yer 16, bir yer 12. Buranın hipotenüsünü soruyor. Bir yer 12. Diğer yer 9, bir de buranın hipotenüsünü soruyor. Buranınki 15 olur, buranınki de 20 olur. Toplarsak 35, cevap Denizli olur. Bu soruda bir denemede çıkmıştı ve kısa yolunu bildiğim için direkt 30-40 saniyede çözmüştüm. Önemli olan buradaki ikizkenardan güzel bir şekilde diki indirmeniz. Zaten ondan sonrası da hipotenüs. Diğer sorumuz belki de bugünkü en zor sorulardan birisi olabilir. X eşittir 12 olduğuna göre y artı z değeri nedir? Siz eğer üçgenleri çok iyi bir şekilde bilmiyorsanız bu soruda ne yapacağınızı tam olarak kestiremeyebilirsiniz. Çünkü yani sizlere verilen tek şey açıortay. Herhangi bir diklik yok. Bu soruda kullanılacak olan şey açıortay teoremi. Ve denemelerde çok fazla çıktığı için ben de öğrenmiştim. Hemen bu teoremi de sizlere göstermek istiyorum. Bu teoremde arkadaşlar şuranın şuraya oranı şu 15'in z'ye oranına eşit oluyor. Yani 10 bölü y eşittir 15 bölü z oluyor. Burada hemen bu işlemleri biraz sadeleştirdim. Şurası 2 olur, şurası 3 olur. 3y eşittir 2z olur. Tamam, burası dursun. Sonrasında bunu bulduktan sonra arkadaşlar, hani bize x'e eşittir 12 demişti ya, bunun devamında şunu yapmanız gerekiyor. Bu teoreme göre arkadaşlar şu ikisinin çarpımı yani 10 ile 15'in çarpımı 150. Bundan biz şu ikisinin çarpımını çıkartırsak, yani y çarpı z'yi çıkartırsak bu x'in karesine eşit olmuş oluyor. Bu açıortay teoreminde bir kural. Yani 144. Buradan işlemi yaparsak y çarpı z eşittir 6 olur. Açıortay teoremi ile ilgili aslında bilmemiz gereken şeyler bunlar. Denemelerde de genellikle bunları soruyorlar zaten. Şurayı zaten bulduk. Buradan sonra soruyu çözmemiz çok kolay. Hani y'ye 2 versek z'ye 3 veririz. Çarpımları 6 olur. Şuradaki eşitliği de sağladı. E toplamları demiş, o zaman 2 ile 3'ü toplarız direkt. 5 olur. Bu sebeple cevap 5 şıkkıdır. Eğer açıortay teoremini bilmiyorsanız kesinlikle öğrenin. Her denemede mutlaka çıkıyor. Böyle açıortayı gördüğünüz anda işlemleri yaparsınız. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Bu soru biraz zor gibi gözüküyor. Yukarıdaki verilere göre ABX kaç santimdir demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda demiş ki bakın burada
açıortay var değil mi? Açıortay. Ve bu açıortaydan diğer kenara bir çizgi çekmiş ve bu çizgi dikinmiş. Bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. Yani orası x ise burası da x olur. İkizkenar üçgenin zaten kurallarını biliyordunuz. O zaman buraları da AA olur. Zaten şu BC kenarını da yarıya bölmüş. Şuraya da hatta BB diyelim. Tamam. Buraya kadarını getirebilirsiniz. Fakat devamını da yapmanız gerekiyor. O da arkadaşlar, şurada arkadaşlar bir tane çizgi çekmiş ve bu çizgi öyle bir çizgi ki her iki kenarında tam ortasını kesmiş diyebiliriz. Ve arkadaşlar bu üçgenlerde bir kural. Burası 4 ise burası 2 katı olmak zorunda. Yani 8 olur. Ve zaten yapmıştık. 8 artı x eşittir 15 olur o zaman. X buradan 7 olur. Bu sebeple cevap C şıkkıdır. Bence çok güzel bir soru. İçerisinde hem ikizkenar üçgen var hem de üçgenlerle ilgili birkaç tane daha kural koymuşlar. Aynı zamanda üçgenlerle ilgili size şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani böyle tam yarıya bölme, iki kenarı tam yarıya böldüyse her zaman 2 ile çarpın. Eşlik benzerlikte çoğu zaman o şekilde oluyor işlemler. Bu soruda önemli olan şuradaki açıortayı görmek ve dik kestiğini görüp ikizkenar üçgen diyebilmek. Eğer bunu görüyorsanız rahat bir şekilde soruyu çözersiniz. Bir diğer soruya baktığımızda demiş ki BE çemberi T noktasında teğet olduğuna göre BTX kaç santimdir? Çember aslında TYT'de çok fazla çıkmıyor. Özellikle AYT kısmında çıkıyor. Fakat arada bir çember soruları da var denemelerde. Bu sebeple bu soruyu da koydum. Çemberi gördüğünüz anda arkadaşlar aklınıza iki şey gelecek bence. Kesinlikle yarıçap çizeceksiniz ve bu yarıçaplar her zaman birbirine eşit oluyor. Bu iki şeyi öğrenirseniz çember sorularını çözmesi çok kolay. İlk olarak şuradan bir tane merkez çiziyorum. Şurası yarıçap oldu. Şöyle çizdim yarıçap oldu. Şöyle çizdim yarıçap oldu. Yarıçaplar her zaman birbirine eşit. Ve soruyu çözmek için ne yapacaksınız? Şuradan çiziyorum. Şuradan çiziyorum. Ve buralar birbirine eşit. Ve arkadaşlar size şunu söylemiştim. İkizkenar gördüğünüz anda dik indirin. Hemen yine dik indiriyorum. O zaman buralar ne oldu? 6 6 oldu. Tamam. Sonrasında buraya kadarını yapabilirsiniz. Fakat görmeniz gereken bir yer daha var. O da arkadaşlar bakın buradaki A yeri var. Ve bu A yeri aslında şuraya eşit. Şu anda çiziyorum. Ve 6 artı 4'ten o zaman yarı çapımız 10 olur. Şimdi şurayı biraz siliyorum. Zaten burası dik değil miydi? O zaman 6, 8, 10 üçgeni olur. 3, 4, 5 üçgeni 2 ile genişletilmiş hali. Biz zaten buradaki 8'i de direkt taşımış gibi olduk. Bu sebeple cevap C şıkkı 8 olur. Denemelerde çemberde uzunlukla ilgili zaten genelde bu tarz sorular çıkıyor. Çıktığında da yine buna benzer işlem yaparak çözersiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video içerisinde kendi kullandığım geometri tekniklerini sizlere gösterdim. Gelecek haftalarda bu videonun problem versiyonu da gelecek ve kendi kullandığım problem tekniklerini de göstereceğim. O videoyu kaçırmamak için şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.